Evet merhaba arkadaşlar. Şimdi 8. sınıf zeka küpünün 4. denemesini çözüyoruz. 1 ile 2'yi çözüp atmıştık. 3. denemeyi atladık 4'e geçtik. Çünkü içinde basınç soruları da olsun diye. 4. denemeden şöyle başlayalım. Evet. 1. sorudayız. Şimdi diyor ki hava olaylarını öğrencilerine kavratmak isteyen Adem Öğretmen su ile birlikte bazı malzemeleri kullanarak bir deney yapmıştır. Deneyi şu evet. şekilde yapmış. Şimdi birincisinde cam kavanozu şekilde gibi 3 santim yüksekliğine kadar suyla dolduruluyor. E, tartıp iple bağladığı pamuğu kavanozun içine sarkıtıyor. Tamam. Burada herhalde pamuğun e, artık buhardan nemlenmesini evet. mi gözlemleyecek ne yapacaksa. E, i̇kinci deneyde plastik balon e, şekildeki gibi kesilip kavanozun ağzına gergin bir şekilde bağlanıyor. Buz bulunan kabın içine içinde 15 dakika bekletiliyor ve balonun içe doğru büzüştüğü gözlemleniyor. Şimdi Balon içe doğru büzüşüyor. Çünkü e, şurada hava soğuyunca şöyle evet. soğuk havada içerideki gazın basıncı azalacak. Gazın basıncı azalacağı için dışarıdan vuran açık hava basıncı nedeniyle balon aşağı doğru çökecek. 15 dakika bekledikten sonra balonu kaldırarak hızlıca pamuğu tartıyor ve tekrar içine yerleştirip hemen kavanozun ağzına e, balonla bir daha kapatıyor. Evet. Daha sonra kavanozu Diyor ki buz, e, üçüncü kısmı okuyorum bu arada, kavanozu buz kabından çıkarıp elektrikli ısıtıcının yanında 15 dakika bekletiyor ve balonun dışa doğru şiştiğini gözlemliyor. E, bu sırada da içerideki gaz basıncı açık artacak. Hava fazla. Evet açık hava basıncını bu sefer yenecek. Niye? Çünkü ısınan gaz e, basıncı artar. Evet. Daha sonra kavanozun içindeki pamuğu çıkarak hızlıca tartıyor ve kavanozu balonla kapatıyor buz kalıbına daldırarak 20 saniye beklettikten sonra kavanozun içinde sis oluştuğunu gözlemliyor. Şimdi diyor ki Adem öğretmen ilk durumda kuru ve nemli pamuk arasında 0,2 gram, ikinci durumda ise 3 gram olduğunu olduğuna göre aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz diyor. Şimdi burada pamukta üzerinde nem birikmesi olmuş, değil mi? Nem birikmesi olmuş. Şimdi ama ikinci durumda neden fazla oldu? İkinci durumda aslında ısınan e, havanın su buharı yani nem oluşturduğunu değil mi? Buharlaşan havayı temsil ediyor aslında. O yüzden burada 3 gramlık birikme olmuş. Altmış. Diyor ki hava sıcaklığındaki değişimler havadaki nem oranını değiştirebilir. Evet, soğuk havada azken sıcak havada daha fazla oldu. Evet. Yani soğuk havada 0,2 gramlık bir nem artışı olurken sıcak havada 3 gram oldu. Tamam. E, bu doğru. Sıcak hava daha fazla su buharı tutabilir. Evet, 3 gram evet. tutmuş. Sıcak ve nemli hava birden soğuduğunda sis oluşur. Evet burada da sis oluştuğunu da söylemiş. Nemli havada yağmur oluşumu gözlemlenir diyor. Buradan buradan, şey buradan şey bu çıkarım Bak bu doğru normalde. Evet normal doğru, mu, doğru normalde mi? nemli havada yağmur oluşur doğru. Çünkü buharlaşma arttıkça yağmur oluşur. Ama burada onu göstermiyor. Yani yağmur oluşacağına dair bir veri göstermemiş. Geçelim şimdi ikinci soruya. <laughs> Dünya'nın eksen eğikliği ve Güneş etrafındaki dolanma hareketi sebebiyle yıl içerisinde Güneş ışınlarının geliş açısı değişmektedir. Aşağıda yılın farklı günlerinde tam öğle vaktinde Güneş ışınlarının 90 derece düştüğü bölgeler verilmiştir. Buna göre 1 2 3 ile gösterilen tarihlerde K bölgesinde yaşanan mevsimler hangi seçenekteki gibi olabilir diyor. Şimdi bakalım. Yengeç Dönencesi olan birinci şekle bakıyorum. Orada galiba 21 Aralık yaşanıyor. Burada K noktasına Güneş ışınları herhalde K noktasına dik düşüyor galiba. Oh, hocam, onu mu anlatıyor? Bir şey evet. Güneş bakın buraya düşmüş. O zaman 21 Aralık olmuyor mu? Orası güneş mi ki? Aha, güneş yazıyor. Ha, güneş burada. Değil, doğru, doğru. Ben onu görmedim. Evet. Şuraya mı dik düşmüş? Evet, şekilde biraz zor görünüyor. O halde Oğlak dönencesine dik düşmüş. Yani burası 21 Aralık tarihi, değil mi? Evet. 21 Aralık tarihi. Burada da güneş ışının nereye dik düşmüş? Şöyle Kuzey ekvatorla de. yengeç arasında evet. bir yere. Şimdi ekvatora 21 e, Mart'ta dik düşerdi. Yengeçte 21 Haziran'da dik düşecekti. O halde bu tarih 21 Mart'la 21 Haziran arasında bir tarih. Evet. Tamam mı? Evet. 21 Mart'la 21 Haziran arasında bir tarih. Yani kuzeyde yaz. E, henüz yaz değil. Ama yaz gibi. E, yani ilk bahar yaşanıyor. Öyle diyeceğiz. Çünkü şu tam yengeçe dik düştüğü zaman yaz yaşanmaya başlıyor. Öyle kabul ediyoruz. Burada da ekvatora dik düşüyor. Ekvatora dik düştüğü için bu tarih 21 Mart da olabilir, 23 Eylül'de olabilir. Evet. Şimdi bakalım. diyor ki A hangi gün bu arada? Ha. K bölgesinde yaşanan mevsimler. K kuzeyde. Evet. Şimdi burası 21 Aralık dediğine göre yaz, yaz yaşanmaz, kış yaşanacak, değil mi? Evet. Burada kış yaşanacak. Ee, şu şıkkı bu şimdi A şıkkı bir dakika 1 2 3 diye aşağıda vermiş ha tamam tamam yanlış işaretliyoruz pardon evet. ee, yani birinci durum şöyle bakacağız birinci durumda pardon birinci durumu şöyle kış yaşanacak Hı -hı. tamam mı yani şurası ya da şurası evet. ikinci duruma bakıyorum ikinci durumda ilkbahar yaşanıyor çünkü 21 Mart'la 21, 21 Mart Haziran Hı -hı. arasında dedik ilkbahar yaşanması lazım bir yerde yanlışlık mı yapıyoruz? Bir diğer şıkka da bakalım. Şurada K noktası ya 21 Mart ya 23 Eylül ya sonbahar ya ilk ilkbahar olacak. Şu an o halde bu K noktası güneş ışınları o halde e, e, kuzeye yalnız aslında yengeçe şey... dik vurmuyor yani şu an. Ama güneş, güneş kuzeye mi küre dik vurmuş öyle olmuş olamaz mı? Yani büyük ihtimal yengeçe dik vurmuş diye alacak. O yüzden yaz diyeceğiz yani. Ama çok saçma güneş buraya dik Evet güneşi şey. tam o zaman yengeçin üstünde gösterseydi keşke de mi evet. yaparken. Şurada yengeçin üstünde gösterseydi. Yani cevap B şıkkı çıkacak. Büyük değil ihtimalle mi? B şıkkı çıkacak. Çünkü kış e, ikinci durumda biz ilkbahar diye düşündük. Burada yaz diyor. Üçüncü durumda ya sonbahar olacak ya ilkbahar olacak. Bu da uygun oluyor. Yani. Diğer şıklar uymuyor. Evet. Peki neden biz burada bir yanılgıya düştük? Aslında yanılgıya düşmedik. Şöyle. Burada güneş ışınını tam bana şuraya dik düşüyor gibi vermiş. Yani ekvatorla yengeçin arasında vermiş. Ama şöyle de olabilir. Belki güneş ışını 21 şöyle. Büyük ihtimal şöyle oldu. Bak şimdi. 21 Haziran'da güneş ışını buraya dik düştü. Daha sonra Temmuz ayı gibi geri gelmeye başladı evet. ekvatora. Büyük ihtimal onu demek istedi. Biz ilk gidişini düşündük. Evet. Tamam o yüzden B şıkkı. Neyse sıkıntı yok. Şimdi üçüncü soruya gelelim. LGS sınavında beklediği puanı alan Selda ailesinden dünyanın istediği üç yerine birer hafta tatil yapma ödülü kazanmıştır. Evet siz PlayStation aldırabilirseniz şükredin. Bu kız bayağı iyi bir ödül kapmış. Evet. 21 Haziran'da 2019'da tatile çıkan Seda Gittiği bütün şehirlerde güneşin doğuşunu ve batışını izleyerek güneşin doğma ve batma saatlerinin yanındaki tabloda olduğu gibi not almıştır. Şimdi A şehrinde 5.40'da doğuyor. 19'da. Şimdi 12 saatten fazla evet. en azından. Yani burada yaz yaşanıyor. Şimdi, A, şimdi Ama hangi yarım kül olduğunu bilmiyorum. Evet. Yaz yaşanıyor. B şehrine bakıyorum. Sabah 7:55'te doğuyor, akşam 7:55'ten daha erken bir vakitte batıyor. Yani burada kış yaşanıyor, değil mi? 12 saatten az. C şehrine bakıyorum, 5:30'da doğuyor, 20'de batıyor. Burada da yaz yaşanıyor ve C şehrinde gündüz süresi en uzun. O halde C şehri kutuba daha yakın olacak. Çünkü gündüz süresi daha uzun. Yani D seçeneğine bakalım. C şehri daha kutba yakın. Evet. A şehrinde de yaz yaşanıyor ama o daha ekvatora yakın. Evet. B şehri de kış yaşıyor. yaşıyor. Bu şekilde belirttik. Yani gündüz tarihlerine bakarken yaz yaşanan yerde kimin gündüzü daha fazlaysa o kutuba daha yakındır. Kış yaşanan yerde de kimin gecesi daha uzunsa o da o kutba yakındır. Ben eskiden onu tam tersi olarak düşünüyordum. Yok burada mesela çocuklara biz şöyle öğretiyoruz. Diyelim ki yaz mevsimi yaşanıyor. Mesela A ve C şehirlerine bakın. C şehrindeki oruç tutanlar daha uzun süre oruç tutar. Evet. Çünkü gündüz daha, daha uzun. Evet, daha evet. Şimdi geçelim şu soruya. <laughs> Şimdi L şehrinde deniz kıyısında yaz yazlıklarında tatil yapan Alper hafta sonu terlik şort giyerek denizde yüzmüş. Havanın güneşli olmasına rağmen gündüz vakti plajda geçirmiş vesaire vesaire. Şimdi bu adam yaz yaşıyor. Eyvallah. Ezgi kış yaşanan bir ülkede. Tamam. <laughs> şimdi Ağustos ayında Ezgi ve Alper'in yaşadığı KVL şehirleri şimdi Ağustos ayında Alper denize giriyorsa Alper kuzey yarımkürede değil mi Ağustos ayında Ezgi kış yaşıyorsa Ezgi de güney yarımkürede olur. Evet. Cumartesi günü gözlemlenen hava <laughs> durumları verilmiştir diyor. Şimdi buna göre bakalım şimdi. Kavile şeyleriyle ilgili hangisi söyleniyor? Diyor. Hava olayları insanların giyim tarzında etkili iken sosyal faaliyetlerinde etkili değildir. Ben Hayır. Değildir. Sosyal çocuk faaliyetlerinde da, de. de. Aynen. Çocuk kardan adam yapmış öbürü denize girmiş değil mi? Sadece kıyafet değil yani. Evet. Yani şort giyip evde oturmamış. Yani. Şort giyip <laughs> denize gitmiş <Evet>. yani. <laughs> Alper güney yarımkürede diyor. Yanlış. Kuzeyde demiştik. Evet. İki şehirde de aynı sıcaklık değerlerinde benzer hava olayları gözlemlenir. Şimdi aynı sıcaklık değerleri e ee, bakıyorum Yok. var da aynı şeyler gözlemlenmemiş. Bak. Birinde kar yağmış, birinde parçalı bulutlu olmuş. D şehrine bakıyorum. Gün içinde ölçülen en düşük ve en yüksek sıcaklıklar arasındaki fark L şehrinde K şehrine göre daha fazladır diyor. Şimdi L şehri e, yaz yaşadığı için değil mi? Yaz yaşadığı için zaten bunlara da bakalım şimdi L şehrindeki sıcaklık farklarına. Mesela bak 0 derece ve e, K şehrinde 0 derece L şehrinde var. Derece. E, K bir dakika K şehri burasıydı L şehri burası. K şehrinde fazla sıcaklık farkı yok. L şehrine bakalım. Orada varmış şey? Yani burada mesela 25 derecelik gibi derecelik sıcaklıklar var. Evet. Aynen var. Yani cevabımız D seçeneği oluyor. Zaten A B C'nin yanlış olduğunu da anlatmış olduk. Şimdi geldik 5. soruya. Diyor ki 5. soruda rüzgar basınç farklılıkları sonucu oluşan yatay yönlü bir yer. harekettir. Basınç farklılıklarını ise güneş ışınlarının geliş açısına bağlı olarak hava sıcaklığı sebep olur. Eyvallah. Evet. Şimdi ben bakıyorum birinci bölmede hava e, dik geldiği için burası sıcak olacak. Nispeten L'ye göre L'de daha soğuk olacak eğik geldiği için. Evet. O halde <laughs> sıcakta ısınan hava yükselecek ve Yükseltici hava hareketi olacağından alçak basınç alanı oluşacak. L şehrinde de yüksek basınç alanı oluşacak. Rüzgar demek ki şöyle aşağıda bu şekilde sağdan sola doğru ilerleyecek. Evet. Işıl basınç farklılıklarını etki eden faktörleri araştırmak için yanındaki düzenek kurmuş. Düzenekte camdan 3 bölme oluşturmuş. Birinci ve üçüncü bölmelere özdeş ıslak bezler yerleştirerek bölmelerin yanlarına karbondioksit gazı dedektörleri bağlamış. İkinci bölme ise kuru buz yani kuru karbondioksitin kuru hali konulmuş. Özdeş lambaları kullanarak ışığın birinci bölmeye değil üçüncü bölmeye eğik gelmesini sağlamış. Işık ışıl yaptığı deney sonucunda ilk olarak K dedektörünün uyarı verdiğini görmüş. Neden? Çünkü e, K'ya doğru rüzgar estiği için K o karbondioksit K'ya doğru gitmiş evet. ve dedektörü çalıştırmış, değil mi? Yangın dedektörü gibi yani karbondioksit uyarıcı çalışmaya başlamış. <laughs> Buna göre hangisine ulaşamaz diyor. <laughs> Birinci bölümedeki ee, sıcaklık 3. bölmedeki sıcaklığa göre daha fazladır. Evet zaten bunu yazdık. Çünkü ışığı dik alıyor. Birinci bölgedeki nem oranı 3. bölgedeki nem oranından azdır demiş. Hayır sıcaklıkla nem doğru orantılıdır. Çünkü mesela denizlerde sıcaklık arttıkça buharlaşma artar. Buharlaşma da arttıkça nem oluşur. B şıkkı yanlıştır o halde. Hemen diğer soruya geçelim. Hızlı hızlı biraz küçültelim sorumuzu. Şimdi burada da yine e, dünyanın eksen eğikliği ile alakalı durumları anlatmış. Neyse yanda gösterilen 1-2-3-4 noktaları görülüyor. Her bir noktanın gece ve gündüz sürelerinin belirleyeceği konumlar verilmiş. Gündüzleri mavi ile geceleri e, gri ile gösteriyor. Şimdi bakalım e, burada biz e, burada bir kere 1-2-3 ile gösterilen noktalardaki gece gündüz sürelerini gösteren grafik nasıl olabilir diyor. Şimdi burada gösterilen yere bakacak olursak ee, buranın kaçıncı durum olduğunu söylemiş acaba soruda onu göremedim ben yani yaz mı yaşanıyor burada şu an dünyanın hangi bölümünü ha tek tek bakın diyor tamam tamam tek tek bakın diyor şimdi bakalım tek tek mesela e, diyelim ki A şıkkında bir inceleme yapalım şimdi birinci bölüm gece gündüz eşitliği verilmiş ekvator şey pardon ekinoks zamanları ben yani yani 3 ve bir kere ekinoks 2 ve 4'te olur değil mi? Ekinoks 2 ve 4'te olur. O zaman 2 ve 4'te ekinoks olan zamanlara bakalım. Ee, yine mesela bir durumuna bakalım şimdi. Bir durumun neresi? Şurası. Bir durumunda kuzeyde yaz oluyor. Kuzeyde yaz oluyor. Yani 1'de ve 2'de e, baktığımız zaman şu, şuradaki bir durumunda kuzeyde yaz oluyor. Gündüz süresi daha fazla olacak. Aynı şekilde 3'de güney yarım kürede olduğu için Burada da ne olacak? Burada da 3 e, durumunda şurada. Şuradaki 3. noktayı da Güney Yarım Kürede de yaz mevsimi olduğu için burada da yine gündüz daha uzun olacak. Yani B seçeneği oluyor. Biraz karışık bir soru. Ama şuraları iyi yakalamamız lazım. Yani gece gündüz eşitliğinin ekinok zamanları olacağını iyi yakalamamız lazım. Devam edelim. 7. sorudayız. Bu denemeler epey uzun. Bu zeka küpünün denemeleri. Evet. Şimdi yandaki şemada üç farklı karakterin oluşmasını sağlayan genlerin anne ve babadan gelen üreme hücreleri çocuğa aktarılması gösterilmiştir. Buna göre bu karakterler bakımından anne, baba ve çocuğun genotip ve fenotipleri hakkında verilen ifadelerden kaç tanesi doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi anne birinci karakter bakımından kesinlikle baskındır diyor. Şimdi birinci karakterde annede büyük A var. Birinci karakterde babadan küçük A gelmiş. Büyük A küçük A diyor. Şimdi anneden büyük A geldiği için şimdi annenin birinci karakterinde bir tane büyük A var. E bunun yanında bir tane büyük A da olabilir bunun yanında küçük A da olabilir. İki durumda da anne kesinlikle baskın mı? Evet. Çünkü bir tane büyük A'ya sahip bu doğru o halde. <laughs> Baba ikinci ve üçüncü karakter bakımından çekinik özellikle olabilir demiş. Bakalım. İkinci ve üçüncü karaktere bakıyorum. Şimdi bir kere üçüncü karakterde baba büyük D harfi göndermiş. Bunun yanında küçük D bile olsa çekinik karakterde olamaz. Çünkü bir tane büyük D'si var babanın. O halde bu da yanlış. <laughs> Çocuk iki karakter bakımından saf döl olabilir diyor. Yani saf dölden kastı ya büyük A büyük A ya da küçük A küçük A ya da B C D harfi neyse. <laughs> Şimdi bakıyorum. Çocuk iki karakter bakımından saf döl genotipe sahiptir diyor. Şimdi çocuk sadece bir bir karakter bakımında değil mi? Yani ikinci karakterde saf döl. Diğerlerinde saf döl değil. Diğerlerinde yani birinci karakterde ve üçüncü karakterde melez. Tamam. Anne ikinci ve üçüncü karakter bakımından çekinik özellikte olabilir. Bakıyorum evet anne küçük d ve küçük b göndermiş. Yani küçük b küçük b olabilir. Küçük d küçük d de olabilir diyor. Kesinlikle demediği evet. için bu da doğru İki tane doğru cevabımız var. Şimdi 8 sorudan devam edelim. Şimdi burada diyor ki tekerlekleri özdeş ve eşit ağırlıkta olan KVL tırları tır istasyonundan harekete başlayarak birinci ambara gelmişler. Tırlar birinci ambardan aldıkları yükleri ikinci ambara bırakmışlar tırların tır ile birinci ambar ve birinci ambar ile ikinci ambar arasında kum yollarda bıraktıkları tekerlek izlerin derinlikleri grafikteki gibidir. Şimdi bakıyorum. Birinci tır e, K'da 4 santim, L'de 3 santim. Demek ki birinci ambarda evet. e, birinci ambarda pardon K tırı burada dörtgen 5'e çıkmış. Evet o zaman biraz... Demek ki yük almış. Hı hı. Ya da yüzey alanını, <laughs> yüzey alanını azaltacağını sanmıyorum yük almış. Tekerleğini çıkartmayacağına göre. L de 3'ten 6'ya çıktığı için L de 2 katı yük almış. Evet. <laughs> Hangisi söylenemez diyor. <laughs> Şimdi bakalım. K tırı birinci ambara kadar L tırına göre zemine daha fazla basınç uygulamıştır. Evet 4'e 3. Tırda, tek, tırlarda tekerlek iz derinliği yük miktarıyla doğru tekerlek sayısıyla ters orantılı. Evet çünkü ağırlık bölü yüzey alanı ağırlıkla yükle doğru Yüzey alanına ters. Tır istasyonları birinci ambar arasında bağımsız değişken yüzey alanıdır. Tır istasyonları ile birinci ambar arasındaki bağımsız değişken yüzey alanını değiştirmemiş ki tır istasyonları ile birinci bir şu D'ye de bakalım. Birinci ambardan ikinci ambara gelirken L tırındaki yükün ağırlığı K tırından daha azdır. Bu da doğru. Bunun cevabı C şıkkı. Evet bunun cevabı C şıkkı olması lazım. Evet, şimdi bir şurayı yanlış okudum. Hata yaptım. O yüzden bir videoyu durdurdum. Şimdi şöyle bir kere şimdi cevap D şıkkı neden olduğunu bir daha anlatalım. Şimdi 1'den ikiye giderken ben tırdan 1'e giderken, tır istasyonundan bire giderken diye evet, yaptım. Abi, o yüzden yanlış yaptım. Birden ikiye giderken L'nin yükü azdır demiş. Hayır. L'nin yükü bak birden ikiye giderken şu grafiğe bakıyoruz. L'nin yükü daha fazla. Peki C şıkkına bakalım. Burada da tır birinci ambar arasında bağımsız değişken iki tır arasındaki bağımsız değişkenden bahsediyor. Tamam mı? Bağımsız değişkende bakıyorum tekerleklerine. Later'ın tekerlekleri daha fazla. Yani tekerlek sayısını değiştirmiş. Yani yüzey alanı değiştirmiş. Bu doğru oluyor o yüzden. Evet, yanlış okuduğumuzdan ilk önce yanlış yaptık ama düzelttik sonra. Şimdi geçelim 9. soruya. Şimdi burada eee katır diyor ki erkek eşekle dişi atın çiftleşmesinden meydana gelir. Diyor ki eee çiftleşmesinden doğan eşek ve at karışımı bir hayvandır diyor. Evet ilginç bir soru. Şimdi bu diyor katırlar istisnai. Neyse gülebilirsin yavrucuğum gül. İstisnai durumlar haricinde kısırdır. Yani bunlar aslında bir tür değil. Çünkü tür olması için üreyebilmesi lazım. Diyor ki eşekler atlara göre daha küçük ve güçsüz olmalarına karşın katırlar hem eşeklerden hem de atlardan daha güçlü ve dayanıklıdır. Evet. Hakikaten bunlar mesela hep yük taşımacılığında kullanılıyor. Mesela evet. doğuda güney doğuda falan mesela tütün şu bu bazen kaçakçılıkta falan evet. da kullanıyorlar. Evet. Yukarıdaki şemada katır yavrusunun nasıl oluştuğu gösterilmiştir. Buna göre hangisi söylenebilir diyor. Şimdi bakalım. Katırlarda uzun bacak ve uzun kulak baskındır. Şimdi bu doğrudur. Neden? Nedenini de açıklayalım. Şöyle bir soruyu temizleyelim de şimdi. Şimdi bakıyorum bak. Eşekte kısa bacak var. Atta uzun bacak var. Katır uzun bacaklı olmuş. Eşekte uzun kulak var. Atta kısa <laughs> kulak var. Bakıyorum. Uzun kulaklı olmuş. Demek ki uzun kulak ve uzun bacak baskın. Diyor ki katırlarda cinsiyet oluşumu eşekten gelen üreme... <laughs> Hücresine bağlıdır diyor. Ee, bakıyorum evet. Şuraya bakıyorum. Anıl'cığım sen de bak soruyu anla düzgünce. Evet. Eşekten gelen üreme hücresine göre yani Y geldiği için burada ee, erkek olmuş. Katırlarda hem erkek hem de dişilik olabilir. Olabilir çünkü şu gelseydi bu sefer de XX olacaktı evet. değil mi? O yüzden evet, soruyu sağ salim yaptık. Evet. Güzel bir soruydu. Değişik bir soruydu yani. Devam edelim. Şimdi diyor ki gazlar düzensiz ve her yöne hareket ettikleri için temas ettikleri cisimlere basınç uygular. Yani burada gazlarda derinlik önemli değil. Sıcaklığı artan gazın tanecikleri hareketlendiği için birbirinden uzaklaşmaya çalışıyor. Yani sıcaklıkla gaz basıncı doğru orantılı. Evet. Zaten biz şöyle gaz basıncını şöyle bir yazacak olursak, sıcaklık ve molekül sayısı ile doğru orantılı. Sıcaklığı T ile gösterdim hacim ile ters orantılı gaz basıncı. Hatta lisede şöyle PV eşittir NRT şeklinde formülle bunları evet. öğrenirseniz. öğrenirsiniz. Neyse. Sedef gazların da basıncının olduğunu gözlemek için bir deney yapmış. Deneyde diyor ki birinci işlemde hava ile şişirdiği plastik balonu sıcak su altına tutuyor. Yani sıcaklığını artırıyor ve balonun hacminin arttığını gözlemliyor. Çünkü sıcaklık artınca basıncı da artmaya çalışacak. E şimdi şöyle diyebilirsiniz. Mesela sıcaklık artınca sadece basınç artsaydı hacim niye arttı? Hacim şu yüzden artıyor. Şimdi sıcaklık arttığı zaman basınç artmıyor, artmıyor. Bunun yerine hacim artıyor. Niye? Çünkü dış basınç, açık hava basıncı içerideki gaz basıncı ile sürekli denge halinde olmak zorunda. O yüzden gazın içindeki basınç artarsa balon patlar. Tamam. Balon patlamamak için hacmini arttırıyor. Yani bu basınç artışını bir şekilde töröle etmeye çalışıyor. İkinci işlemde diyor ki sıcak su altında aldığı balonu yeterince beklettikten sonra vakumlanabilen cam içerisine yerleştiriyor ve kap içerisindeki havanın kısmı, bir kısmını boşaltıyor. Şimdi buradaki kap içerisindeki gazın basıncını azaltıyor. Evet. Gazın basıncını azalttığı için balonun iç basıncının da azalması gerekiyor. Hı -hı. Balonun iç basıncının azalmasının tek yolu ne olacak? Hacminin artması olacak. Tamam mı? Tamam balonun iç basıncının azalması için hacminin artması lazım. Art. Çünkü hacimle basınç ters Tersin orantılı. Altında. Neyse. Diyor ki ikinci işlemde balonun hacminin arttığını söylüyor. Zaten biz onu söyledik. Diyor ki birinci ve ikinci işlemler sonucunda balonla uygulanan açık hava basıncı artmışlar. Şimdi balonla Artmaz. uygulanan açık hava basıncı niye değişsin? Yani bizim yaptığımız deneyden dolayı Basınç değişmez değil mi? Basınç nasıl değişir açık hava basıncı Anıl'cığım sen izah et. Ee, mesela olduğumuz yerden ya yüksek ya da aşağı indiğimiz zaman. Aynen mesela dağın tepesinde bu deneyi yapmaz da gelip deniz seviyesinde yaparsan basınç değişir. Yani açık hava basıncı sizin deneyiniz yüzünden değişmez. Evet. Bu yanlış. Daha sonra devam edelim. İkinci işlem açık hava basıncının varlığını ispatlar diyor. Evet çünkü bu dışarıdan uygulanan açık hava basıncı sayesinde hava vakumlandığı zaman bu balonun hacminde değişme meydana geliyor. Ee, i̇kinci işlem sırasında cam kap içindeki gaz basıncı azalmıştır. Evet çünkü havayı vakumladığımız için vakumlanan havada tanecikler azalacak. Tanecikler azalınca basınç da azalacak. Cevabımız C seçeneği oluyor. Şimdi 11. sorudan devam edelim. Şimdi e, fen bilimleri öğretmeni e, bir deney yapıyor. Neymiş? Birinci hipotez. Katı basıncı cisimlerin yere temas eden yüzeyiyle ters orantılıdır. İki de ağırlıkla doğru orantılıdır diyor. Yani katı basıncının ağırlık ve yüzey alanıyla alakasından. Birincisinde yüzey alanı, ikincisinde ağırlık. ağırlığa bakmamız lazım. Hemen şimdi direkt ben doğru cevabı anlatacağım. Şimdi C seçeneğine bakalım. Birincisinde çocuk ayağına geniş bir ayakkabı giymiş ikincisinde küçük bir ayakkabı giymiş yani yüzey alanıyla ilgili işlem yapıyor ağırlıklar aynı. Burada da çocukların ayakkabıları aynı ama ağırlığı arttırdığı evet. için bu sefer de ağırlıkla ilgili değişimi inceliyor. Yani cevabımız C şıkkı oluyor. 12. soruya bakıyorum şimdi. Diyor ki fen bilimli öğretmeni çaprazlama konusunu pekiştirmek için bir etkinlik yapıyor. Şekildeki gibi iki metal bir lirayı alıyor. Paranın yazı olan tarafına küçük A, tura olan tarafına büyük A diyor. Paraların aynı anda atılmasıyla üst yüze gelen e, paralar işte aynı olunca homozigot, heterozigot. Yani büyük A küçük, A, küçük A, küçük A, küçük A vesaire vesaire bunları söylüyor. Paraların aynı anda atılmasıyla oluşacak ihtimaller kalıtımdaki çaprazlamayla eşleştirilirse. Hangileri yapılabilir diyor. Paraların yüzlerinin yazı ve tura olması melez iki bireyin çaprazlanmasını temsil ediyor. Bu doğru. Neden? Şimdi açıklayalım. Melez iki bireyi çaprazladığımız zaman bunları da F1'de büyük A, büyük A, büyük A, küçük A, büyük A, küçük A, küçük A, küçük A, küçük A olur değil mi? Evet. E ben bu paraları atarsam Büyük A büyük A da gelebilir. Yani ikisi de tura gelebilir. Biri tura biri yazı gelebilir. İkisi de yazı gelebilir. Yani melez bireyleri çaprazlayınca bütün ihtimalleri gösteriyor mu? Yazı turadaki gösteriyor. Yine iki para aynı anda atıldığında büyük A küçük A gelme olasılığı yüzde Bakıyorum. Evet yüzde elli şekilde. Yani yarı yarıya geliyor ihtimal. Daha sonra ee, diyor ki homozigot baskın gelme ihtimaliyle homozigot çekinik gelme ihtimali eşittir. Evet homozigot baskın dörtte bir ihtimalde homozigot çekinik de yine dörtte bir ihtimalde geliyor. Bu da doğru. Cevabımız D seçeneği. <laughs> Şimdi 13. soruya geçelim. Bir sum olası verelim. Evet devam edelim 13. sorudan. Şimdi canlılar hayatta kalabilmek için yaşadıkları çevreye uyum sağlarlar. Eyvallah. Adaptasyon vesaire. Şimdi yukarıda dünya haritasında bir türün yaşadığı bölgeler numaralandırılmıştır. Aslı bu bölgelerde yaşayan canlıların renklerle temsil eden özelliklerine göre tablo hazırlamış. Ee, i̇şte mesela birinci yerde mavi ve yeşil yani uzun bacak ve hepçil beslenme. Birinci bölge uzun bacak ve hepçil beslenme. Şurada. İşte ikinci bölgede yine buna ait özellikler koyu renk türü var. Demek ki burada bir tropikal iklim olabilir. Evet. Yani ormanlık falan olabilir. Ee, bunun gibi özellikler. Şimdi bakalım. Tabloda her bir özelliği farklı renklere boyayan asla hangilerini yapabilir diyor. Bir canlı türünde yaşadıkları ortamlar arasındaki mesafe değiştikçe küp renkleri farklılaşmıştır. Evet bakıyorum bazısı koyu olmuş bazısı açık olmuş değil mi? Bu yorum yapılabilir. <laughs> İki Bacakların uzunluğu bakımından belirtilen bölgelerde bireylerin aynı özellikte olması bu karakterlerin çok düşük olmayan sıcaklarda etkili olduğunu gösterir. Evet, bunu da söyleyebiliriz. Ee, i̇şte çok düşük olmayan yani kutuplara gitmeden evet. kutup bölgelerinde bu özelliği yapamayız tabi. Yine ekvatora yakın ekosistemlerde yaşayan aynı tür canlılar beslenme yönüyle benzer özellikler gösterir. Bakalım mesela 3 ve 4 ekvatora yakın ama 3 ve 4'te bayağı bir farklılıklar var değil mi? Evet. Bu da yanlış cevabımız Bursa oldu. Geçelim 14. soruya. <laughs> Şimdi çok tartışmalı konulardan birisi biyoteknoloji üretilmiş besinlerde bir ürünün alerjik proteini kodlayan genin başka ürüne transferi ile yeni alerjik proteinlerin ortaya çıkması. Yani alerjik protein yapan bir şey yine alerjik protein evet. ne sebep oluyor başka bir canlıda. Yapılan bu çalışmada alerjik özelliği bilinen Brezilya fındığından alınan gen besin içeriği zenginleştirilmiş soya aktarılıyor. Ancak bu genin sentezlediği protein Brezilya yani soya da, soyanın sentezlediği protein Brezilya fındığındaki alerjik proteinlerden biri olduğu. Yani Buradan buraya aktarılan gen yine alerji özelliği evet. göstermiş. Tamam mı? Ve sonra bunun üretimine son verilmiş. Hocam bir şey söyleyeceğim. Bakalım evet. Soya soya sosu var ya soyadan mı yapılıyor? Soyadan yapılıyordur diye tahmin ediyorum evet. Büyük ihtimal. Yabancılar çok seviyor da. Faydalı olacağı düşünülerek yapılan çalışma sonucunda zararlı bir ürün ortaya çıkmıştır evet. Yani adam Anladım. faydalı bir şey için bununla uğraşmış. Ama zararlı bir şey çıkartmış. Biyoteknolojik çalışmalarda üretilen soyalardaki özellikler kalıtsaldır diyor. Tabii ki kalıtsaldır. Çünkü burada adam soya ile ilgili bir çalışma yapıyor. Kalıtsal olmasa her soyaya çalışma yapıp onları eve göndermesi lazım değil mi? O çok saçma olur. 3. <laughs> bir canlıdaki genin başka canlıya aktarılması genin üretmiş olduğu madde... Ve onu tüketen canlılara etkisi değişmiştir diyor. Değişmemiş. Aynı alerjiyi burada da yapmış. Evet. Değil mi? O yüzden cevabımız adana. Geçelim 15. soruya. Oo bu ne? Evet soru. Şimdi. Ee... Washington Üniversitesi'nde bir grup bilim insanı üzerinde araştırma yaptı. Alaca yapraklı sarmaşık bitkisine sentetik bir gen aktararak bla 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 verilen bir proteini üretme kabiliyeti kazanırdı. Bu proteinler insanlar da dahil olmak üzere tüm memelilerde bulunuyor. Yani insanlarda bulunuyormuş bu protein zaten. Proteinin işlevi benzen ve kloroform yani kanserenede olan zararlı kimyasalları küçük maddeler arıyor. Yani bu geni aktararak burada ben size kısaca söyleyeyim zararlı maddeleri bu çiçeklerle engellemeye başlamışlar. Kanserimiz. Yani bu geni çiçeğe aktarmış. Evet. Çiçekleri de ortama yayınca bu çiçekler bu kloro karbonları, benzenleri, kloroformları emmeye başlamış. Yani kanserojen maddeleri azaltmaya başlamış. Bununla ilgili bir durum. Hangisi söylenemez diyor. Bakalım. Gelecekte evlerin havası bu bitkilerle temizlenebilir evet. Bu bitkileri eve koyup kanserojen maddeleri temizleyecekler. Bu bitkiler sayesinde kentsel yaşamın neden olduğu hava kirlilik miktarı da bir miktar azaltılabilir. Evet çünkü maddeleri ezecek. İnsanlarda bulunan birgen gen bitkilere aktarılırsa aynı işlevi görmez demiş. Hayır aynı işlevi görmüş işte. İnsanda da aynı işlevi görürken burada da aynı işlevi görmüş. Şimdi geçelim 16. soruya. 16 da buradaymış. Evet denemeyi de fazla uzatmadan hemen hızlı hızlı çözelim bu soruları. Şimdi pat, e, matruşka mı ne diyorlardı bunlara neyse. Evet. Ee, diyor ki bebeklerin ağırlıkları ve yüzey alanları yarı yarıya azaldı. Yani işte burası G bölü S iken burası 2B G bölü 2S. Burası işte 4G bölü 4S. Burası 8G bölü 8S. Burası da 16G bölü 16S diyor. Ve diyor ki P bebeğinin batma miktarı yani bunların hepsinin aslında hepsi G bölü S oluyor oranlayınca. Batma miktarı normalde bunlar 1 santim batıyormuş. Bakalım. Şimdi e, hangisi doğrudur diyor. Yan yana dizilen bebeklerin her birinin kumda batma miktarı 1 santimden fazla olur. Hayır. Hepsi 1 santim olur. Çünkü hepsinde 1 santimden farklı olur diyor. Pardon. Hepsi 1 santim olur. Çünkü hepsini oranladığımız zaman g bölü s çıkıyor oran. k ve l iç içeyken kumdaki batma miktarı 1.5 santimdir. Doğru. Neden? Çünkü k ve l'yi iç içe geçirelim. Hatta şöyle ben şöyle yapayım. l'ye g bölü s diyeyim. K ya da 2G bölü 2S diyeyim. Şimdi L'yi K'nın içine koyduğum zaman ağırlık 3G olacak ama yüzey alanı yine 2S olacak. Bu da ne olacak? 1,5 santime tekabül edecek. Cevabımız Bursa. Geçelim hemen 17. soruya. Şimdi ayılarla ilgili işte boz ayının adaptasyonuyla ilgili bilgiler vermiş. Kutup ayısının adaptasyonuyla ilgili bilgiler vermiş. Bunları arkadaşlar videoyu durdurup okuyabilir. Biz biraz hızlanacağız. E, yorumlardan hangileri doğrudur diyor. Bakalım. Şimdi e, birinci şıkta diyor ki Amerikan siyah ayısının kürkünün siyah kutup ayısının kürkünün beyaz olması yaşadıkları ortamda avlanma şansını arttırır. Tabii ki de her hayvanın yaşadığı ortamda kürk avantajı sayesinde avlanma seçenekleri artar. Kutuplarda bitki örtüsünün olmaması kutup ayılarının etçil ve süper yırtıcı olmasını etkiledir. doğru. Yani normalde bu ayı hepçilken burada yazıyor işte. Kutup ayısı hepçil değil. Niye? Çünkü kutupta ot yok. Yine kutuplara bırakılan siyah ayıların tırnak ve kürklerinde sahip olduğu adaptasyonlar avlama ve barınma kolaylığı sağlar. Şimdi kutuplara bırakılan siyah bir ayı barınma ve avlanma sorunu yaşar değil mi? Yapamaz yani bunu. Değil mi? Çünkü görünür. Cevabımız adına. Geçelim şimdi 18. soruya. Şimdi burada da çayın nerede üretildiği kalitesini ve lezzetini büyük oranda etkilemektedir diyor. Bunu doğrudan doğrulamak için çay üreticileri aynı bitki türünden aldıkları örnekleri farklı yüksekliklerde yetiştiriyor. Yani yüksekte yetiştirdiği güzel çay olmuş, aşağıda yetiştirdiği kötü çay olmuş. Yani modifikasyon. Evet. Değil mi? Modifikasyon ve bu durum kalıtsal değil. Şimdi hangisi yanlıştır diyor? Bakalım. Hemen çayın tadında meydana gelen değişim genlerin işleyişinde yani modifikasyon kaynaklıdır. Bitkilerin yetiştiği yükseklik bitkilerde modifikasyona neden olur. Çay bitkisinde gerçekleşen değişim Kalıcı olmayan Mutasyon. mutasyondur demiş. Mutasyon değil bu bir modifikasyondur. Hemen 19. soruya geçiyoruz. Şimdi biraz uzunca bir soru bakalım. Şimdi diyor ki sıvı basıncını etkileyen değişkenleri gözlemlemek isteyen Büşra aşağıdaki deney düzenini hazırlıyor. Özdeş bergaslardan birisini 150 mili x diğerinde 150 mili y ile dolduruyor. Neyse. Şimdi ne yapıyor bu çocuk? Balona geçirilmiş huniyi önce x ile dolu bergasın yarısına bu dolduruyor ve bunu kaydediyor. Daha sonra tamamına kadar batırıyor. Yani önce yarısına daldırıyor sonra tamamına daldırıyor. Sonra bu sefer yandaki sıvıya geçiyor. Onun da önce yarısına sonra tamamına daldırıyor. Yani burada benim baktığım özelliklerde şöyle. Birinci durumda x sıvısı yarısına kadar h bölü 2'ye kadar. İkinci durumda x sıvısı h'a kadar evet. batırılmış. 3 Üçüncü durumda y sıvısı h bölü 2'ye kadar. Dördüncü durumda Y sıvısı haşa kadar batırılmış. Buna göre hangisi doğru değildir diyor. Bakalım. K. Birinci ve ikinci veriler kullanılarak sıvı basıncının derinlikle ilişkisi incelenebilir. Evet çünkü niye? Birinci ve ikinci verilere bakarsam ikisi de X sıvısı birisi yarıya kadar birisi tamamına kadar batırılmış. Yani derinliği inceliyor. İkinci ve üçüncü veriler kullanılarak sıvı basıncı ile yoğunluk ilişkisi incelenebilir diyor. Buradan evet. hiçbir şey inceleyemezsiniz. Niye? Çünkü ikinci veri ve üçüncü veri de hem derinlikler değişiyor hem yoğunluklar değişiyor. M ee, M'de de diyor ki X sıvısının yoğunluğu Y sıvısının yoğunluğundan büyüktür diyor. Bu da doğru çünkü X ve Y sıvılarına baktığımız zaman aynı derinlikte X'in daha çok basınç yaptığı görülüyor. Yani A seçeneği burada cevabımız oluyor. Evet, son soruya geldik nihayet. Şimdi diyor ki bir araştırmacı bezelyelerin meyve tohum rengini kullanarak çaprazlama yapacaktır. Bunun için işte yeşil renkli meyve, yeşil tohum vesaire şeyler kullanıyor. Şimdi burada diyor ki bak sarı tohum yeşil tohuma baskın. Yani tohum rengi bakımından sarı tohum baskın. Meyve bakımından da yeşil meyve baskın. Yani ben sarı tohuma mesela A harfi versem. Diyelim ki burası büyük A büyük A da olabilir. Büyük A küçük A da olabilir. Ama bu yeşil tohum küçük A küçük A olacak. Sarı meyve ve yeşil meyvede de meyveye de B harfi verelim. Bu ya büyük B, büyük B olacak ya da büyük B, küçük B olacak. Buradaki meyve de küçük B, küçük B olmak zorunda. Her bir karakter yönüyle bezelyelerden biri homozigot, diğeri heterozigot olduğuna göre ha demek ki şunlar iptal. Evet. Evet, biri çünkü homozigot, homozigotların bunlar olacak. Heterozigotların da mecbur bunlar olacak. Şunlar olacak. Evet. Ha. Şimdi diyor ki hangisi söylenebilir diyor. Ee, bakalım inceleyelim. Her iki karakter yönüyle de birinci nesil bezelilerde iki farklı fenotip oluşur diyor. Bakalım. Şimdi burada büyük a küçük a küçük a küçük a çaprazlamasında ya büyük a küçük a olur ya küçük a küçük a olur. Yani ya uzun olursun ya kısa olursun ya da işte ya sarı tohum olursun ya yeşil tohum. Yani iki farklı fenotip oluşur. Doğru. 2. Birinci nesil bezelyelerde %50 homozigot sarı, %50 homozigot sarı meyve oluşur diyor. Ee, bu olmaz. Niye? %50 sarı tohum, homozigot sarı tohum diyor. Şimdi bir kere homozigot sarı tohum olması için 2 tane büyük A büyük A olması lazım. Ama böyle bir ihtimal olmuyor. Değil mi? Bir tane oluyor. Bu yanlış dedik. 3 ata bezelerer her iki karakter yönüyle de saf döl baskın genotipe sahip değildir. Evet çünkü heterozigot olduklarını <laughs> evet. söylemiştik. Bu da Ceyhan oldu. Evet hepinize iyi günler.